Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte bize çok sık sorulan yüzde hesaplarını nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. 4 farklı piyasada en sık kullanılan örnekler üzerinden giderek yüzde hesaplarını biz de anlatmaya çalışacağız. Müzik İlk örneğimiz kapasite ve doluluk oranlarını bulmakla ilgili bir örnek. Burada sol taraftaki grafikte kapasitemiz 100 doluluk ise şu anda 65 gözüküyor. 75 yaparsam grafikte dinamik bir şekilde artacak. 80 yaparsam yine grafik artacak. Burayı sanki bir kap gibi düşünebilirsiniz. 100 mililitre kapasitesi var. Şu an 80 mililitre dolu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir soru sorsam, bu kabın yüzde kaçı dolu diye bir soru sorsam kolay bir şekilde yüzde 80'i dolu diyebiliriz. Aslında bunun arkasındaki mantık bizim eşittir diyelim. Doluluk bölü kapasite şeklinde bir formülasyon yapmamız ama bunu zaten 100 mililitre olduğu için kabımız çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz ve diyoruz ki %80'i doludur. Bunu 65'e indirdiğim zaman da 60 %65'i dolu oluyor olacak. Peki bizim 65 mililitrelik bir kabımız varsa ve doluluğu 65 litre ise o zaman bu kabın yüzde kaçı doludur arkadaşlar? O zaman %100'ü doludur. Grafikte de görüleceği gibi. Şimdi işin karıştığı nokta zaten bu oluyor genelde. Bu şekilde kapasite doluluk oranlarını hesaplamak gerektiği zaman yapmamız gereken şey doluluk bölü kapasite şeklinde olması gerekiyor. Örneğin doluluğu burada 45'e indirelim. Bu kabın %69'unun dolu olduğunu söyleyebiliyoruz. 45 bölü 65 yapıyoruz. Ama ben örneğin solda doluluğu 45 yapsaydım o zaman da kabımızın yüzde 45'i dolu olacaktı. Her iki kapta da 45 mililitre su var şu anda. Ama bir kabımızın sağ taraftaki kabımızın yüzde 69'u dolu iken sol taraftaki yüzde 45'i dolu. Çünkü sol taraftaki kabımız daha büyük 100 mililitrelik bir kap. Yüzdelik hesaplarda arkadaşlar aslında günün sonunda yaptığımız şey şu. Kabın kapasitesi, ürünün fiyatı, sipariş adedi fark etmeksizin her ne olursa rakamlarımız her ne olursa olsun çok fark etmeden sıfırla yüz arasındaki skalaya yerleştirebilmek. Çünkü insanlar sıfırla yüz arasında bir konumlandırdığı zaman daha etkili oluyor, daha iyi anlayabilmiş oluyorlar. Örneğin sol tarafta 69'u yakalamak için doluluğu 69'a çıkarmam gerekiyor. Şimdi burada kaplarımızın boş kısımlarının yüzdeleri aynı. Doluluk oranları da aynı. Bu şekilde rakamlarımız ne olursa olsun 0 ile 100 arasındaki skalaya bir şekilde oturtma yöntemini aslında biz oranlama diyoruz. Yüzdelik hesapları bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dilerseniz ikinci örneğimize geçelim. Zam ve indirim hesaplama konusu. Şimdi burada bazı ürünlerimiz var ve 2021 fiyatları var. Diyelim ki 2022'de de zam yapacağız bunlara ve %20'lik bir zam yapacağız. Her birisine %20 zam yapmak istiyorum. Öncelikle ürün fiyatının %20'sinin ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani zam tutarını. Bunu yapmak için eşittir diyelim. Ürün fiyatıyla zam oranını çarpmamız yeterli. Zam oranı burada %20 gözünüyor. Ama aslında 0.2 değerli arkadaşlar. Yani 0.2 %20 demek zaten. 2 bölü 10 veya 20 bölü 100'e denk geliyor. Burada zam oranı seçelim. Enter'a tıkladığımız zaman 20 liralık bir zam yapacakmışız biz bu ürüne aşağı doğru çekelim. Her bir üründe ne kadar zam yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Peki bizim ürünümüzün fiyatı bunlar mı? Hayır, değil. Bunlar zam tutarı. Biz eski ürünümüzün fiyatıyla zam tutarlarını toplayıp zamlı fiyatı burada bulmamız gerekiyor. Yani 100 artı 20, 62 artı 12 şeklinde devam etmemiz gerekiyor. Burada bu arada yüzde tabi basit oldu. 100 çarpı yüzde 20 dedik ve 20 lira bulduk. Örneğin şurada 14.20 lira 71 liranın yüzde 20'sine tekabül ediyor. Böyle düşüneceğiz. 67 lira 13.4 liraya tekabül ediyor. 67 liranın yüzde 20'si. Zamlı fiyatı bulmak için eşittir deyip 2021 fiyatıyla zam tutarını topluyoruz. Aşağı kadar çekelim ve tüm ürünlerin zamlı fiyatını bu şekilde bulabiliriz. Şimdi bu tabi biraz uzun bir yol çünkü zam tutarı sütununa da ihtiyacımız var. Burayı hesaplamak için. Bunun yerine eşittir deyip şu anki mevcut ürünümüzün fiyatı çarpı deyip arkadaşlar parantez içerisinde 1 artı zam oranı dediğimiz zaman da biz aynı fiyatı yakalıyoruz. Bu neden bu şekilde? Çünkü arkadaşlar bu denklem aynı zamanda şuna eşit oluyor. C6 şöyle bir yanına yazalım eşittir. C6 artı parantez içerisinde C6 çarpı yani fiyatımız çarpı zam oranı. Bu arkadaşlar aynı zamanda buna tekabül ediyor. Normalde bir şey parantez içerisindeki bir şeyi bir şeyle çarptığımız zaman bu içeriye dağıtılabiliyor. C6 şuraya dağıldı ve C6 çarpı D6 bu şekilde aynı buna eşit. Yani aslında burada yaptığımız şey zam tutarıyla ürün fiyatımızı burada topluyoruz. Zam tutarını bulmak için de aslında C6 çarpı D6 yani zam oranı çarpı ürün fiyatımız yapıyoruz. Peki bunu kısaca bu şekilde yazabiliyoruz. C6 çarpı parantez içerisinde 1 artı D6. Bunu parantez içerisine koymamızın sebebi işlem önceliği. Çünkü eğer parantezi koymazsak burada şöyle yaparsak C6 ile 1'i çarpacak. Daha sonra D6 ile toplayacak. Enter tıklayalım. Daha farklı bir sonuç çıktığını görebiliriz. Biz burada parantez almadaki amacımız şu. Şöyle parantezi alalım tekrardan. Önce burayı toplasın. 1 ile D6 yani 1.0.2'yi toplasın. Ve burada 1.2 değeri çıkacak. C6 ile bizim eski fiyatımızla çarpsın. Yani eski fiyatımızla neyi çarpmış olacak? 1.2'yi çarpmış olacak. Ve bu sayede zamlı fiyatlarımızı da bulabiliyoruz. Peki arkadaşlar şimdi zamlı fiyata %15 indirim yapmak isteyelim. %20 zam yapmıştık. Bunun üzerine %15 indirim yapacağız şimdi. Bu nasıl yapacağız? Bunun %15'ine indirim yapacağımız için öncelikle indirim tutarını hesaplayalım. %20'nin %15'i nedir? Sorumuz bu. Bunu bulmak için arkadaşlar eşittir yazıp zamlı fiyatımızla indirim oranımızı çarpıyoruz. Ve 18 liralık bir indirim olduğunu görüyoruz burada. O zaman indirimli fiyatımız ne oluyor? Zamlı fiyat eksi indirim tutarı dediğimiz zaman indirimli fiyatı da bulmuş oluyoruz. Burada arkadaşlar indirimli fiyatı kısa yoldan bulmak istersek eşittir deyip zamlı fiyatımız yani fiyatımız çarpı yine parantez içerisinde bu sefer bir artı değil de bir eksi indirim oranımızı girip Enter'a e tıklıyoruz. 102 değerini yine burada bulabiliyoruz. Buradaki eksinin mantığı da indirim olduğu için burada aslında bir eksi I6 yani indirim oranı yaptığımız zaman 0.85'e tekabül ediyor. G6 ile 0.85'i e çarpmış oluyoruz yani. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ben ilk baştaki fiyatıma, şuradaki fiyatlarıma ne yaptık? %20 zam koyduk. Daha sonra %15 indirim uyguladık. Günün sonundaki fiyatımız bunlar. Direkt olarak %5 zam uygulasaydım yani sanki burada %20 zam yaptık, %15 de indirim yaptık, sanki %5 zam yapmış gibi olduk diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Yüzdelik hesaplarda dikkat etmemiz gereken bir nokta da bu. Örneğin şunları farklı bir yere alalım şimdi aşağıya alalım. Buna %5 zam yaptığımızı düşünürsek ne olacak arkadaşlar? Eşittir. Buradaki fiyat çarpı parantez içerisinde 1 artı 0.05. Buna öğrendik zaten. Bu şekilde %5 zam yapmış oluyoruz. Enter'a tıkladığımız zaman arkadaşlar 105 lira 65.1 98.70 olduğunu görüyoruz. Yukarıdakilerle farklı rakamlar. Yani 100 liraya sattığımız bir ürüne direkt %5 zam yaptığımızda 105 lira önce %20 zam daha sonra %15 indirim uyguladığımızda 102 liraya biz bu ürünü satmış oluyoruz. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Raporlamalarımızı yaparken kullandığımız diğer teknik de yüzde farklarını bulma. Burada yine ürünlerimiz var. 2022'de gerçekleştirdikleri satış oranları var. Burada da 2021'de gerçekleştirdikleri satış oranları var. Ya da satış miktarları var diyebiliriz. Burada arkadaşlar şunu görmek istiyoruz. 2022 ile 2021 arasındaki satışların yüzde farkını görmek istiyoruz. Şimdi normalde şöyle ilerleriz arkadaşlar. Fark sütununda eşittir deyip sonraki yani 2022'nin satış miktarı eksi ilk satış miktarı. Burada eksi 50'lik bir fark olduğunu 2021'e nazaran görüyoruz. Aşağıya kadar çektiğimiz zaman hepsinde kimisinde eksi, kimisinde artıya geçmişiz. Daha fazla satış yapmışız, kimisinde daha az satış yapmışız. Şimdi aslında bu farkların 2021'e göre oranını bulmak istiyoruz. Bu öyle yaptığımız zaman yüzde farkını bulmuş olacağız. Eşittir deyip fark bölü 2021 değeri. Çünkü 2021'e göre nasıl bir fark var bunu görmek istiyorum. Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar yüzde farklarını görebiliriz. 2022'de %50 daha az satış yapmışız. Burada 62 adet satarken 2022'de 130 adet satmışız. Tam 68 adet daha fazla. Bu da %110'a tekabül ediyor. %110 daha fazla satış yapmışız. Burada %9 daha fazla satış yapmışız. Burada %15 eksik satış yapmışız. Daha az satış yapmışız ürün 7'den gibi bir analiz yapabiliyoruz. Bunun arkadaşlar yine bir kısa yolu var. Burada yardımcı sütunlara ihtiyaç kalmadan tek bir sütunda yüzde farkını hesaplayabiliyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Eşittir. Sonraki rakam yani 2021 değeri bölü ilk rakam eksi 1 yapıyoruz arkadaşlar. Enter'a tıkladığımız zaman aşağı kadar çektiğimizde yine aynı şuradaki sonuçlarla aynı sonuçları bulabiliyoruz. Şimdi normalde ne yapıyoruz arkadaşlar önce? Eşittir. Şununla şunun farkını alacağız değil mi? 2022 eksi 2021 yani bu eksi bu. Bunu aldıktan sonra ne yapıyorduk? Bunu tabi parantez içerisinde almamız lazım yine. Çünkü işlem önceliği var. Bölü diyorduk 2021 değeri. Şimdi bunu açtığımız zaman bunu şöyle yapalım. Başına bir şey koyalım aynı şeye denk geliyor. Şununla aynı şeye denk geliyor. Parantezi yine şu C6 değeri parantez içerisine yayılabiliyor. Yani D6 bölü C6 eksi C6 bölü C6. Yani eşittir yazalım. D6 bölü C6. Bunu bir parantezi koyuyoruz tabii ki. Burada da eksi yine parantez alalım C6 bölü C6. Şimdi C6 bölü C6 1 olduğu için C6 bölü bir şeyi kendisine böldüğümüz zaman 1 çıkar. O yüzden burayı 1 yapabiliyoruz. Burada da işlem önceliği zaten kendisinde olduğu için bölü zaten işlem önceliği eksiden daha önce gelir. O yüzden parantezi koymaya gerek kalmıyoruz. Bu şekilde D6 yani son rakam bölü ilk rakam eksi 1 şeklinde bir formülasyon geliştirerek de aynı kapıya çıkıyoruz arkadaşlar. Kısaca Son rakam bölü ilk rakam eksi bir şeklinde yüzde farkında görebiliyoruz. Şimdi hep birlikte bir başka örneğe geçelim. Bu örneğimiz arkadaşlar personel KPI hesabı örneği. Şimdi insan kaynakları ofisleri genelde böyle performansları işte analiz ederek her bir kişiye bir KPI atar bir KPI değeri atar. Aynı üniversitedeki not atar gibi aslında. Kurumsal hayatta da işte böyle KPI değerleri vesaire olur ve belli domainler olur. Mesela atanan, size atanan işlerdeki performansınız nasıl, koordinasyondaki performansınız nasıl, puan taş işe geliyor musunuz, projeye katkınız ne, iletişiminiz ne durumda, işte 10 üzerinden kaç gibi bazı böyle domainler belirlenerek o domainlere de ağırlıklar atanarak örneğin burada atanan işleri yapmanız daha önemli iletişim kurmanızdan mesela iletişim kurmanız yüzde 13 etkiliyorken sizin tüm performansınızı atanan işleri yapmanız yüzde 32 etkiliyor şimdi burada arkadaşlar aslında çok karıştırılan nokta şurası değerlerle yüzdelikler vesaire böyle iç içe geçen bir durum var şimdi buradaki yapı şu şekilde Atanan işler, diyelim ki size her ay 15 tane iş atanıyor. Siz o ay 8'ini yapmışsınız. Size atanan işlerin 8'ini gerçekleştirmişsiniz. O zaman sizin performansınız 8. E bir de ağırlık var burada. O zaman nasıl bir hesaplama ortaya çıkması gerekiyor? Bunu görmek lazım. Şimdi aşağıda toplamlar var. Maksimum değerlerin toplamları. Şimdi maksimum değeri aslında ilk örneğimizdeki doluluk gibi de düşünebilirsiniz. Yani alabileceğiniz en yüksek not 15 burada. Burada alabileceğiniz en yüksek not 10 burada alabileceğiniz en yüksek not 40. Yani 40 saat işe gel gelirsiniz. 41 saat gelirsiniz mesela etkilemez gibi. Projeye katkısı yine mesela 10 üzerinden değerlendiriyorlarsa. iletişim yine böyle soyut şeyler genelde işte 10 üzerinden değerlendirilir. 10 üzerinden 4 verdik, 10 üzerinden 9 verdik gibi. Şimdi burada arkadaşlar maksimum değerlerin toplamı 85. Performansınızın toplamı 66. Şimdi biz burada işte doluluk örneğimizdeki gibi 66 bölü 85 yapıp da işte benim puanım 0.78 diyemiyoruz. Neden? Çünkü bir de ağırlık parametresi var işin içinde. İşte bu yüzden şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle eşittir deyip ilgili domainin kendi içerisindeki yüzdesini hesaplamamız gerekiyor. Yani 8 bölü 15 diyerek ne yapıyorduk? Kapasite, doluluk. O şekilde düşünebiliriz. Doluluk bölü kapasite yaptık burada. Enter'a tıkladık. %53 almışız burada mesela. Aşağı kadar çekelim. Bu da %70 almışız. Burada %95 almışız. Burada %90, burada %40 almışız. Kendi içlerindeki yüzdeleri çıkardık. Şimdi bunun toplamına bakalım. Toplamı 3.48. Yani burada toplamı alarak bir şey elde edemeyiz. Burada ortalamayı alarak da bir şey elde edemeyiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ağırlıklarla bunları çarpmamız gerekiyor. Şimdi ilk hesapladığım şeye geldim. Yine çarpmam boşa gitmesin diye şu şekilde yapacağız çarpı ağırlığımız yani yüzde 32. Bunun yüzde 32, 50 kaç hesaplamıştık burayı? Şöyle F9'a tıklayarak da bulabiliriz. Yüzde 53, Ctrl Z'ye tıklayalım. 53'ün 32'si yüzde 32 nedir? Sin nedir? Onu hesaplıyoruz burada. 53'ün yüzde 32'si nedir? Enter'a tıkladık arkadaşlar. Yüzde 17 çıktı. Aşağı kadar çekelim ve hepsini bulduk. Şimdi bunların toplamını işte alabiliriz. Çünkü ağırlığı da artık hesaba kattık. Eşittir. Topla diyelim burada. Hepsini topladığımız zaman %68 bunu da yüzdeye çeviririz. Biz 100 üzerinden arkadaşlar 68 puan almışız bu ay. Peki tüm performansları gerçekleştirseydik. Mesela burada 15 alsaydık. Burada 10, 40, 10 ve 10. %100 aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada daha farklı şeyler yapsak. Örneğin 35 olsun, 4, 2 olsun. %52 notumuz düşüyor. Yani şuradaki toplamlar aslında bir şey ifade etmiyor. Burada öncelikle kendi domainin içerisindeki yüzdeyi hesaplıyoruz. Daha sonra ağırlıkla çarparak notumuzu bu şekilde bulabiliyoruz. Bugün hep birlikte yüzde hesaplarına göz attık. Aklıma gelen ve piyasada en sık kullanılan yüzde hesapları bu şekildeydi. Eğer sizin aklınıza başka örnek geliyorsa yorumlarda bize iletebilirsiniz. Biz de takipçilerimizle paylaşırız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka Excel eğitimi videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.